Videomuzun konusu bu tarz yazıcılarda birçok kişinin başına geldiği bir durum var. Gördüğümüz şu köprü sistemi, enkodür. Burada çift motor var. Servo motorlar. Bunların belli bir ağırlığı var. Bu ağırlığı da sadece şuradaki motor taşıyor. Bu motorun saat yönünde dönüşü tersine olan dönüşe göre daha zor oluyor. Çünkü gördüğümüz bu köprü ağırlığını komple kaldırması gerekiyor. Peki burada farklı olan sizce ne var? Şimdi ondan bahsedeyim. Normalde olmayan, yazıcıda olmayan şu bölüm, şu arkadaki parça, bu makara düzeneği, rulmanlı bir makara. Burada da aynı şekilde rulmanlı bir makara var. Bunun içinde ağırlıklar var. Bir sepet gibi yaptım. İçine demir parçaları, cıvatalar doldurdum. Burada da aynı şekilde var. Peki bu ne işe yarıyor? Köprünün ana direklerine bağlantı yaptım. Şöyle yazıcımla bir tane tüp yazdırdım. O tüpü şu arada iki parçayı birbirine bağlamak için kullandım. Burada da aynı şekilde bir tane var. Hem alttaki zemine basıyor hem de ikisini bir arada paralel bir şekilde tutuyor. Birer cıvata somun ile bağladım. Burada filament sarıcısına şöyle bir cıvata bağladım. Bakınız buradan kilitli. Kelebekle bunu sıkıştırdım. Bunun sayesinde ne bu tarafa ya da bu tarafa ağırlıktan dolayı bu panel kalkmıyor. Bu paneli ucuz kablo yuvası kanalı rahatlıkla bulabilirsiniz piyasada. Rulmanımız 6002. Makarayı ben tornada yaptım bir dişliği oyarak fakat bunun projesini çizdim. İçindeki parçaları kameramı daha önce çektim ama format nedeniyle o videoya ulaşamadım. Şimdi tekrar çekiyorum. Buradaki rulmanın içini dolduracak şekilde plastik yuva yaptım. İçi de 5 milim olacak şekilde. Bilyeyi taktıktan sonra bir tane de pul yaptım. Bunun videosunu da animasyon olarak ya da resim olarak atabilirim. Parçaları eklerim resimlerde. Sanıyorum bir tane resmim vardı. Hatta bunu üretici firmanın sayfasında
bu tarz şeyler paylaşılıyor gibime geliyor. Orada paylaşmayı düşünüyorum. Şimdilik sistemimi bu şekilde kurdum. Peki bu ne yapıyor? Köprünün ağırlığını bu makara yoluyla dengeliyor. Burada da aynı şekilde. Köprünün ağırlığı 2 kiloysa bu demirler de o ağırlığa yakın olduğu zaman aşağı yukarı bir denge oluşuyor. Bu denge oluştuğu zaman da buradaki step motor adı motorumuz fazla zorlanmadan aşağı yukarı aynı sertlikte hareketini devam ettirebiliyor. Daha öncesinde aşağı çok hızlı dönüyordu, çok rahat iniyordu fakat yukarı çıkışı çok zordu. Peki bu zorluk nelere sebep oluyor? Buradaki pirinç parçanın dişlinin deforme olması. Aynı zamanda burada dengeleyici olmaması nedeniyle köprüde sarkmalar, şekilde yığılmalar, parçamızda yığılmalar, üst üste katman binilmeleri gibi Z ekseni sıkışması, motorun aşırı yükten dolayı aşırı ısınıp yanması, bunları önleyebilmek için böyle bir düzenek yaptım. Bu düzenekte bu kısmı biraz daha ağırlığını fazla tuttum. Neden? Sadece bu tarafta milimiz var. Bu tarafta mil yok. Kaldırırken bu taraf biraz daha aşağıda kalmasın diye yükünü fazlalaştırdım. Bu enkodür ve köprü çubuğunun ağırlığını biraz daha alsın diye. Böylelikle motor minimiz her iki yöne rahatlıkla dönüyor. Şimdi ben bunu bir cihaz açarak size göstereyim. Şimdi cihazı çalıştırdık. Hareketi bu şekilde görün. Köprü aşağı inerken ağırlıklar yukarı kalkıyor. Köprü yukarı çıkarken ağırlıklar aşağı iniyor. Bir terazi sistemi diyebiliriz buna. Şu an bu cihazda bir terazi sistemi oluşturdum. Bu sayede Z motorunun yükünü azalttım. X motorunda böyle bir yük yok. Aşağıda Y motorunda da böyle bir yük yok. Ama Z motorunda yer çekimine karşı aşırı bir yük var. Bunu bu şekilde dengelemiş olduk. Kötü tarafı biraz daha cihaz büyümüş oldu. Bunun dışında olumsuz bir durum yok. Parça imalatı yaptığında da herhangi bir olumsuzluk yaşamadım. En iyi sonucu zaman gösterecek. Sizin düşüncelerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizce bu metot doğru mudur? Yanlış mıdır? Belirtmenizi istiyorum. Ben faydasını gördüm diyebilirim. Şimdi şu bölümü de size yakından göstereyim. Bakınız makara çok rahat dönebiliyor. Rulmanlı olması çok önemli. Burada 6002 rulman kullandım. Rulmanın dış çapı 32 mm. İç çapı 15 mm diye hatırlıyorum. Buradaki tüpün genişliği 22 mm. Bu sayede rahatlıkla sığıyor. Aynı şekilde rulman göbeğinin de genişliği 22 mm. Rulmanı taktıktan sonra bir tane et kalınlığı 1 mm, 1,5 mm olan bir bilezik yaptım. Parçaları birbirine geçtikten sonra somununu da takmadım henüz. Somunu takınca sistem kilitlenmiş bir şekilde sadece rulman üzerinde dönüyor. Ve rulman da oldukça rahat çalışıyor. Halat uzunluğunu da
Bakınız burada torç ucu zemine neredeyse değiyor. Bu durumda bile halatımızın bir miktar yukarıya gitme payı var. Burada da aynı şekilde. Bundan aşağı köprü inemeyeceği için halat daha fazla yukarı çıkamayacaktır. Aynı şekilde ben bunu en üst seviyeye kadar köprüyü kaldırdığımda da zemine değmesine az bir şey kalıyor. Yani bu gerginlik sürekli mevcut halde. Bunun dışında bir sorunumuz yok. Şimdi sıfır noktası yapalım. Cihazımızı kapatalım. Çift makara ile köprü ağırlığını teraziye aldık.